Arkadaşlar merhabalar. Kazandıran Üçlük'te bugün yine güzel 3 soru çözeceğiz. Diziler, logaritma ve integral çözeceğiz. 3D yayınlarından, metin yayınlarından ve 3-4-5 yayınlarından olacak. Videoya geçmeden önce lütfen beğenmeyi unutmayın. E, abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Birbirimize artık destek olalım. Sınava doğru ve inşallah alnımızın akıyla çıkalım arkadaşlar. Burada gayet güzel yorumlara değineceğim. Bugün e, bir hafta sonra da artık sınava yakın da biraz daha dozu düşürüp sınava yönelik. bunlar tabii sınava yönelik ama üst düzey yorum yapıyoruz. Ben artık sizin bir nevi 40'ta 40 yapacağınız şekilde her şeyi dizayn etmiş oldum. Ama sınava yakında ne olur ne olmaz olaydan kopmayalım. Klasik tarzda sınavda böyle sorulabilecek bizi çok yormayacak ama bilgilerimizi tazeleyeceğimiz soruları inşallah çözeriz. Onları da paylaşırım. Şimdi ilk sorumuz ortak çarpan R olan bir AN geometrik dizisi için ln A1 çarpı ln R 16 ln A2 artı ln A3 22 eşitlikleri veriliyor. ln R ifadesi bir tam sayı olduğuna göre A7 bölü A5 oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir denmiş. Arkadaşlar burada şöyle bir hareket yapabiliriz. ln R ifadesi bir tam sayı nasıl olabilir? Şimdi bir kere logaritmada bir e tabanı yani log e tabanı ya bu. E üzeri k iken bunlar birbirini götürüyordu böyle çıkıyordu. Ya da herhangi bir tabanda böyle olacak ki a üzeri k olacak ki k diye çıksın. Demek ki aslında buradaki r şöyle bir ifadeymiş. Elen e üzeri k şeklindeymiş. K bu arada tam sayı olacak. Çünkü cevabın k olarak çıkmasını ve tam sayı olarak çıkmasını istiyoruz. Birinci yorumumuz bu. Ben artık R gördüğüm yere E üzeri K yazabilirim o zaman. Elen A1 çarpı Elen E üzeri K eşittir 16. Bunlar gider. Böylece K çarpı Elen A1 eşittir 16 olur. Bu kenarda dursun. Elen A2 yerine ne yazarız? Malum geometrik dizide her bir terimi A1 cinsinden ya da bir bir cinsinden yazabilirsiniz. Ben A1'i temel almak istiyorum burada A1 olduğu için. Nasıl yazarız? A1 çarpı R üzeri 1. Çünkü 2 ile formülü hatırlayalım bir kenarda. E, neydi A enerji terimimiz? A1 çarpı R üzeri N eksi 1. Dolayısıyla arkadaşlar burada da 2 eksi 1'den 1. Artı elen A1 çarpı R üzeri 2 diyeceğiz. Şimdi R'nin arkadaşlar zaten E üzeri K olduğunu biliyoruz. Yazalım. Elen A1 çarpı R yani E üzeri K artı ln A1 çarpı E üzeri K'nın karesi ne demektir o? Üstün üstü çarpılır E üzeri 2K. Eşittir 16. Burada hatta şunu da yapacağım. ln A1 nasıl yazılır arkadaşlar? Şey ln A1 çarpı E üzeri K. ln A1 artı ln E üzeri K. Yine burası ln A1 artı ln E üzeri 2K. Buradan ln A1 geldi. Bu gitti K geldi. Burası yine elen A1 geldi. Bu gitti burada da 2K geldi eşittir 22. 2 tane elen A1 var. Sonra 3K var eşittir 22. Peki ne yapacağız? Hemen arkadaşlar burada tek bilinmeyene düşürmek için ben elen A1 gördüğüm yere şurada her iki tarafı K'ya bölerek 16 bölü K yazarım burada. 2 çarpı 16 bölü K artı 3K eşittir 22 oldu bakın. Korkutucu görünüyor sayılar ama çarpanlarına ayrılacaktır herhalde. 32 artı 3K kare eşittir 22K. 3K kare artı 22 eksi 22K artı 32 eşittir 0. Buradan nasıl ayrılır? 3K eksi 16 K eksi 2. Gerçekten evet oluyor. O zaman K tam sayı olması için 2 olmalı. 16 bölü 3 olamaz. A7 yerine artık A1 çarpı R üzeri 6. A5 yerine A1 çarpı R üzeri 4. Buradan da R kare gelecektir arkadaşlar. Şimdi ne olacak peki? R kare olduğu için R neydi? E üzeri K. K'yı ne bulduk? 2. R kare de demek ki E üzeri 2'nin ikinci kuvveti yani E üzeri 4 oldu bu şekilde. Yani zor mu kolay mı eğer zorsa neden zor olduğunu çok zor değilse neden çok zor bulmadığınızı yorumlarda lütfen belirtin. Sizden özel ricam bir soruya yorum yaparken arkadaşlar sadece kolay sadece orta sadece zor demeyin. Çünkü burada birbirinizin yorumlarını okuyorsunuz neden zor olduğunu neden kolay neden orta olduğunu görürse, yazarsanız birbirinize de faydanız olur madem bir etkileşim oluyor faydalı bir etkileşim olsun. Şimdi gelelim ikinci soruya. İkinci soruda benim gayet beğendiğim bir logaritma sorusu arkadaşlar. Şimdi fx eşittir a çarpı log artı c fonksiyonu tanımlanıyor. Tanımlı olduğu aralıkta y eşittir fx, x fonksiyonu azalandır. Log x küçüktür b eşitsizliğinin çözüm kümesi d üzeri b sonsuzdur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daha, daima doğrudur? Ben bu soruda biraz böyle mini anlatım gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Birincisi fx, x ile Hatta şuraya yapayım. f x ile bir eksi f hatırlayalım. f x arkadaşlar biraz analitik yorumuyla şöyle düşünebilirsiniz. f -x normalde x y noktası olsun. E, ee, f için daha doğrusu. f x fonksiyonu için şöyle olur. Eksi x'e y. O zaman ben şunu anlıyorum. x y noktası temsil olarak buradaysa eksi x y işaret değiştirdiği için ordinat değişmez böyle olur. E bunun bana katkısı ne? Anlıyorum ki ben bir fonksiyon f eksi x olduğunda nereye göre simetri alınıyormuş? Y eksenine göre simetri alınıyormuş. Aynı mantıkla devam edersem. Eksi x de arkadaşlar şu demektir. X değişmiyor ama y eksi y oluyor. Eksi y olması ne demek? Y'nin işaret değiştirdiği için yukarıdaysa aşağı inmesi, aşağıdaysa yukarı çıkması. O zaman demek ki arkadaşlar f eksi x fonksiyonunda x eksenine göre simetriymiş. Bunları bir hatırlayalım. Bu x eksenine göre simetri, bu da y eksenine göre simetri. Eğer zaten ezbere biliyorsanız hiçbir problem yok ama bu mantıkla hatırlayabilirsiniz bunların simetriğini. Şimdi bir fonksiyon arkadaşlar f eksi x iken azalansa örnek bir görüntü hatta logaritma olsun böyle bir görüntü yapalım. Şimdi f x buysa fx bunun geri arkadaşlar y eksenine göre simetriğidir yani budur. Demek ki bakın bu fonksiyon azalanken fark ettiniz mi? Bu fonksiyon ne oldu? fx fonksiyonu artan geldi. Tamam anladık ki fx fonksiyonu artanmış. Bu birinci yorumu. Geliyorum ikinci yorum ama. Log dx b'den küçükse. Şimdi arkadaşlar log dx b'den küçükse öbür tarafa attığım zaman normal şartlarda böyle olmalıydı. x küçüktür d üzeri b. Yalnız burada ne olmuş? Böyle değil x büyüktür d üzeri b olmuş. Aldığı değerleri görüyor musunuz bakın. Şimdi nasıl bir yorum yapmam lazım? Neden eşitsizlik yön değiştirir logaritmada? Hatırlayın lütfen. Logaritmada eşitsizliğin yön değiştirmesi için tabanın sıfırla bir aralığında basit kesir olması lazım. Hemen bir örnek düşün. Logaritma 1 bölü 3 tabanında x olsa ve bu arkadaşlar mesela 2'den küçük olsa hatta Neyse eksi yapmayayım şimdi kafanız karışmasın. Bunun böyle olması demek aslında şu demek değil mi? Logaritmada 1 bölü 3 demek 3 üzeri eksi 1 demektir. Eksi 1 de başa ters çevrilip yazdığımızda eksi olur. Eksi logaritma 3 tabanında x 2. Şimdi her iki tarafı eksi ile çarpınca gördünüz mü attık bu tarafa x büyüktür 3 üzeri eksi 2 oldu. O yüzden Logaritmada basit ama bence önemli bir bilgiyi böyle hatırlamış oldum. Yani burada B ile alakası yok olayın. Alakası D'den kaynaklanıyor. Aslında çaktırmadan orada yaptığımız iş şuradaki eksi biri başa atmak. O yüzden de eşitsizlik de iki tarafı eksiyle çarpınca eşitsizlik yön değiştiriyordu. O zaman garanti bilgi net bilgi sıfırla bir arasındaymış B arkadaşlar. Şu an B'ye... Ee, A'ya hala bir yorum yapmadık. Peki o zaman soruya geri dönersek artık. fx fonksiyonunda arkadaşlar anlamak için hani uyduruk bir şey yapayım oraya. Logaritma 1 bölü 3 diyeyim mesela d yerine tamam mı? Anladım mı onun hani birden küçük olduğunu? bx artı c. Şimdi bu fonksiyon demin ne demiştik fx için? Artan demiştik f x azalan olduğu için. Peki arkadaşlar normalde 1 bölü 3 tabanı bir fonksiyonun azalışını gösterir. Hatırlayalım logaritma 1 bölü 3 tabanında burada x'in katsayısı pozitif olsaydı böyle olurdu örnek. Logaritma 1 bölü 3 tabanında x düşünün bir hemen. 0 veriyorsunuz 1 geliyor. 1 veriyorsunuz 1 bölü 3. 2 veriyorsunuz 1 bölü 9. 3 veriyorsunuz 1 bölü 27. Gittikçe küçülüyor fark ettiniz mi? Tabi bunu şöyle düzelteyim. Şöyle olacak. Onda hani hatalı yapmayayım sonra logaritma grafiğini yanlış çizdiniz hocam olmasın. Şöyle bir grafikte değil mi logaritma? Yani net logaritma grafiği çizeyim size. Şimdi böyle çizdiğimiz zaman logaritma 1 bölü 3 x'in grafiğidir. Ama soru diyor ki yo bu artan fonksiyon artması için ne olması lazım? İşte arkadaşlar sorunun başında bahsettiğim bu olaylar devreye girer. Eğer bir fonksiyonun e, şurayı neyse ikisi de dursun. Eğer bir logaritma 1 bölü 3 X gibi bir fonksiyonu buna dönüştürmek istiyorsak, bu neye göre simetriyi Gördüğünüz gibi aslında Y'ye göre simetriği oluyor. O zaman Y'ye göre simetrik demek F-X eksi demektir ve bu da B'nin negatif olacağını işaret eder. Peki A ne olur? Gidip siz bunu arkadaşlar bir daha böyle eksiyle çarparsanız yani A'ya da eksi derseniz o zaman bir daha ne olacak? Bunun y eksenine göre x eksenine göre simetriğini alacaksın. Fonksiyon bir daha azalışa geçecek. Ha, o zaman demek ki b eksi ise a artı olmalıymış. Ya da ikinci yorumum. Eğer a eksi ise x eksenine göre simetri alacağımız için arkadaşlar bakın şimdi. Fonksiyon böyle olacak. Artık artan olduğu için bu fonksiyon. Demek ki arkadaşlar ben burada eğer b'yi A'yı eksi yaptıktan sonra B'yi pozitif yaparsam evet grafik değişmez ve artmaya devam eder. Eğer B'yi de eksi yaparsam bir daha bunu simetri alacağım nereye göre? Y eksenine göre gidecek grafik buna dönüşecek bir daha azalana dönecek. O zaman ne anladık? A artıysa B eksi, B eksi ise A artı olması lazım. Hemen sonuç olarak da biraz böyle olayı pratikliğe bağlayayım. Zaten arkadaşlar grafiğin azalandan artına geçmesi için ya y eksenine göre simetriğini almam lazım ya x eksenine göre simetriğini almam lazım. İkisine göre birden simetri aldığımda başa geri dönüyorum. Artansa bir daha artana dönüyor, azalansa bir daha azalana dönüyor. Garanti cevabımız o zaman neymiş? A ile B zıt işaretliymiş. Bu şekilde önemli gördüğüm bir soruydu arkadaşlar. Dediğim gibi mini anlatım yapacağım dedim orada. O yüzden gayet ayrıntılı anlattım. Yoksa bunu ben 3D AYT denemesinde çözmüştüm. Orada muhakkak daha kısa çözmüşümdür. Şimdi gelelim benim yine sevdiğim bir soru. Belki önceden görmüş olabilirsiniz. Sorun değil. Bir kere daha bakın. çünkü burada yorumlarını sevdiğim yani hoşuma gider derken yani sonuçta yani saf böyle bir şey insan sempati besleyemez. Neyden dolayı? Size bir yorum kazandıracağını düşündüğümden dolayı bunu paylaşıyorum. Şimdi sıfırdan bire f kök x -dx, dx 12 x çarpı fx artı 1 dx 4 olduğuna göre 0 1 aralığında fx fonksiyonu ile x eksen arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi ilginç f kök x var x fx artı 1 var. Şimdi arkadaşlar e, bu da aslında bize şunu anlatıyor değil mi? 0 ile 1 aralığında diyelim bu fonksiyon uyduruyorum şimdi şöyle bir fonksiyon. Bunun integrali aynı zamanda buranın alanıdır. Yok eğer negatif olursa hani şöyle bir şey olsa o zaman buranın alanı bu integralin negatifi olur. Şuradayken integral sıfırdan bire fx dx demektir bu bölgenin alanı. Eğer böyle bir şey olsa eksi sıfırdan bire fx dx olacaktır. Bunu sorunun sonunda hallederiz artık eksi artılığını. Ama benden burada integral istediği kesin. Şimdi f kök x için şöyle bir şey yapayım o zaman. Kök x'e u diyelim. 1 bölü 2 kök x dx eşittir du olacaktır. Şimdi hemen bakın kök x uya artık yine orada x kök x gördüğüm yere u yazıyorum. Böylece dx neye eşit oldu? 2u du'ya eşit oldu. x'e 0 verdiğimiz zaman u 1. x'e 1 verdiğimiz zaman u arkadaşlar yine şey, x'e 0 verdiğim zaman u pardon şuraya yazdığımda 0 x'e 1 verdiğimde u arkadaşlar 1 oldu. İntegral sıfırdan 1'e f kök x neydi? u demiştik. Sonra dx neydi? 2d 2u du. u'yu normal buraya yazayım. 2'yi başlangıç katsayı olarak atayım arkadaşlar. Hatta logaritma integral sorularında ne deriz? Bütün değişkenler aynıysa onu gitsen şey yap. Böyle x fx dx diye yap. Bu arkadaşlar bize 12 olarak verilmiş. Demek ki burası 6 olmuş oldu. Kenarda dursun bu önemli bilgi. Demek ki kullanacağız. Şimdi fark ettiniz mi bilmiyorum ama x fx artı 1 bu x fx arkadaşlar. Ben burada hemen bir dönüşüm daha yapayım. Şuraları sileyim. Hani integral yapacağımızı anlamak için onu söylemiştim. Hemen orada x artı 1'e bu sefer t diyeyim. Böylece arkadaşlar dx eşittir dt olacak. x gördüğüm yere 0 yazarsam t ne geldi? 1. x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam burada t 0 oldu. Yapalım. 0'dan 1'e. x gördüğüm yere ne yazmam lazım? Şöyle silersek t eksi 1. t eksi 1 çarpı ft dt. Hemen dağıt bunu. 0'dan 1'e TFTDT şu şekilde artı sıfırdan bire FTDT. t, İşte tam istediğim olay oldu. Ne dedim? Her zamanki gibi. Harfler aynıysa hata yapmıyorsun. Merak etme. Matematikteki normal burada değişken değiştirme değil bu. Zaten bütün değişkenler aynı harfse değişkenin harfinin önemi yoktur arkadaşlar. Bu yüzden bu 4'e eşit verilmiş. Şimdi biz sıfırdan 1'e x fix dx'i demin ha buradaki eksiydi bu arada pardon onu düzelteyim işlem hatası olur. O zaman burası 6 arkadaşlar. E burası da ne geldi? 2. Demek ki sıfırdan bire fx dx zaten integralde bize alanı veriyor. Pozitif çıktığı için direkt cevabımız 2 olmuş oldu arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir yorum sorusuydu bu da. Mesela bu soru benim için e, evet kolaylığı aslında birçok kez görünce kolaymış gibi geliyor ama bence bu sınavda güzel bir soru olur. Tabii ki iyi çalışan öğrencilerimiz bunu yapıp böyle e, yapıştırabilir cevabı ama sınavda gelse şaşırmayacağım tarzda güzel bir yorum sorusu. E, bu soru bence sınavda eleyici bir soru olur. E, açıkçası zor olduğunu düşünüyorum. Yine bu soru da arkadaşlar sınavlık bir soru bence ama bu da e, birçok bir öğrencinin gözünü korkutacağı için belki biraz eleyebilir. Sınavda süreniz var. Eşit ağırlıksanız böyle matematikte kolay ortaları hallettikten sonra hemen edebiyatı, coğrafyayı, tarihi hızlıca halledin. Eğer sayısalsanız da fena halledin sonra matematikle güzel güzel uğraşın. İşte bu soruları uğraşarak çıkartabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.